Arkadaşlar merhaba, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte Nerbür çalışmasını yapacağız. Şimdi ben daha önceki videolarda bazılarında Nerbür'den bahsetmiştim. Normalde üretim aşamasında biz daha pratik yoldan bu işleri halledebilmek için Nerbürleri dışarıya yolluyoruz. Bunlar özel makinalarda yapılıyor. Ama bizi izleyen tabii ki ev hanımlarımız da var. Diyelim ki gönderme imkanınız yok. Kendiniz evde bir şekilde yapmaya çalışıyorsunuz. O yüzden bunun açılışlarını da bir şekilde zaten öğrenmeniz lazım. Ben bugün elbise kalıbından bir kopya aldım. Bu elbise kalıbının üstünde bir roba yaptım. Yani normal hani diyelim bir modelin üstüne uygulayacaksınız. Bu uygulayacağınız herhangi bir yer olabilir. Ben bugün size şöyle bir robanın üstünde birkaç tane yer alacağım. Bunların açmalarını anlatacağım. Başlamadan yine kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmazsanız çok çok memnun olurum. Bu konudaki desteklerinizi bekliyorum. Şimdi elbise kalıbından bir kopya aldık. Diyelim ki ben bunu bluza uygulayacağım. Ya da işte elbisenin üst tarafında bir roba çalışması yapacağım. Robamı çizdim. Diyelim ki önde patım var. Patımı çizdim. Bunu istediğiniz gibi modellerde kullanabilirsiniz. Ben sadece bugün görsel anlamda nerede nasıl olması gerekiyor ya da kaç tane nerbür açacağım, bu aralardaki payları nasıl hesaplayacağım, onları göstereceğim size. Şimdi böyle bir kopya eğer yapıyorsam ben bu göğüs pensini zaten otomatikman şurada kaybedebilirim. Hani yapmışken bunu da anlatayım. Pensin miktarını uzatıp istiyorsanız hani bunu kopya alırken burayı alıp ondan sonra kapatıp üst tarafı devam edebilirsiniz. Yan kop çalışmasını zaten şu an anlatmıyorum. Benim burada anlatacağım robanın üstündeki birkaç tane alacağımız nerbür ve içindeki paylar. Şimdi diyelim ki ben robamı yaptım. Robamın üstünde ben 3 tane nerbür istiyorum. Ve bu 3 tane nerbürün değerlerinin 7,5 milim kadar ince narin bir şekilde görünmesini istiyorum. Şimdi yakanın 2 santim kenarından çizdim. Diyelim ki birinci nerbürüm burada olacak. İkinci nerbürüm burada olacak. 2 santim arayla. Ve üçüncü nerbürüm de burada olacak. Şimdi burada hesaplama yaparken şunu mutlaka bilmeniz lazım. Buradaki nervürün başlangıç noktası, diyelim ki görüntü alanını siz ileride istiyorsunuz şu şekilde. O zaman zaten sizin geçecek dikiş noktanız bu kısım olacak. Yani bu ara noktaları hesaplarken de nervürlerin hangi yöne yatacağını ya da işte değerlerinin ne birbirine çarpıp çarpmayacağına mutlaka dikkat etmeniz lazım. Şimdi burada zaten açtıktan sonra size dikişin geçtiği noktayı da anlatacağım. Ben şimdi nerbürlerin görüntüsünün 7,5 milim kadar olmasını istiyorsam eğer bunların hepsinin normalde ileri yöne doğru gitmesi lazım. Şimdi biz 7,5 milim değil de 8 yapalım. Bakın 8 milimlik bir nerbür yaptım. Benim nerbürüm buradan burası kadar olacak. Ve görüntüsü bu şekilde olacak. Ve yine yan tarafa doğru bakan görüntüsü bu şekilde olacak. Diyelim ki benim nerbürümün dikim yerleri bakın bu noktalar. Şimdi bunu kopya almaya başlıyoruz. Katlamanın kolay olması için kendinize yukarıdan ve aşağıdan bir beşer santimlik yerler bırakırsanız eğer, şimdi her arada bir de katlama olayı yapacağımız için çok alanı uzun tutarsanız katlamanız da burada zorlaşır otomatikman. Şimdi ilk önce patımın kenarından itibaren bir çizmeye başlıyorum. Şimdi burada başlangıç yerim. Nerbürümün en son katlama yerinden sonraki çizgi olacak. Şimdi buradaki yerin de manasını anlatacağım. Şimdi ilk noktamı ilk önce çizeyim. Ben size tam anlamıyla hem katlamayı da göstermiş olurum. Normalde benim nerbürümün görünüş yeri burası. Şimdi burası. Bunun altı kadar tekrar değer vermek zorundayım. Yani katlamaları, İçindeki miktarları da vermek zorundayım. Düşünün ki bir pile katlıyorsunuz. Aynı onun gibi iç değerlerini veriyorum bu sefer. Yine bakın 8 milim verdim. 8 milim de geriye dönüş payını vermiş olacağım. 8 milimlik bir şey yapıyorsanız demek oluyor ki bu 1,6 daha değer vermek zorundasınız.
Bakın şimdi benim makine alanım burası olacak. Nervürün geldiği üst nokta burası. Şimdi üst noktadan itibaren katlamamı yapıyorum. Nervürüm dikildiği zaman benim görüntüm şu görüntü çıkacak arkadaşlar. Benim makine dikişim bu kısma çekilmiş olacak. Şimdi aynı şekilde diğerlerini de yaptıktan sonra tekrar bir kontrolden geçiririz bunları. Şimdi nervürümün katlama yerinden itibaren katlamalarımı yaptıktan sonra tekrar patımın kenarına koyuyorum ve aynı şekilde tekrar ikinci nervürümü çizmeye başlıyorum. Yerlerini hiç kaydırmadan aynı şekilde bakın devam ediyorum. Tekrar katlamaları düzgün yapabilmemiz için ve nervürümüzü görmemiz için nervürün makine dikişi geçeceği yeri çizdim. Nervürün görüntü çizgisini çizdim. Araya direkt burada şimdi bakın 1.6 veriyorum. Tekrar 8 milim 8 milim çizmiyorum. İlk çizgiyi ben size göstermek için çizmiştim. Şimdi direkt değerlerinizi verebilirsiniz. Buradaki verdiğiniz nervür değerinin iki katını veriyorsunuz burada. Tekrar bakın aynı şekilde katlamamı yaptım. İkinci nervürüm de oluştu. Tekrar alıyorum patın kenarından itibaren hiç kaydırmadan üçüncü nervürümü çizebilmek için üçüncü noktama gidiyorum. Yakanın şeklini de hiçbir şekilde bozmuyorum. Üçüncü nervürümün makine dikişi geçecek noktasını çizdim. Omuz çizgimi belirttim. Nervürün başlangıç yerini çizdim. Araya tekrar 1.6 değer veriyorum. Benim görüntüm 8 milim olacak burada. Bu değerleri istediğiniz gibi çoğaltıp azaltabilirsiniz. Yarım santimlik de yapabilirsiniz. 2 santimlik de yapabilirsiniz. Buradaki maksadımız sadece buradaki şekli göstermek ve katlamaları göstermek. Bu değerleri istediğiniz gibi değiştirip sayılarını istediğiniz gibi çoğaltıp azaltabilirsiniz. Bakın son nervürümü de yaptıktan sonra tekrar patımın kenarına koyuyorum. Yerleşkemi yapıyorum. Omuzdaki çizgilerimin kaymamasına dikkat ediyorum. Ve kalan son çizgilerimi de oluşturduktan sonra gerekli yerlerde çıtlarım varsa çıtlarımı atıyorum. Yakamın şeklini tam oluşturayım. Bu benim roba çizgim. Roba çizgime ne yapıyorum? 1 santim dikiş payımı veriyorum. Ön tarafta diyelim ki pat çalıştık. Patın kenarındaki dikiş payımı da veririm. Şimdi bunu keselim. Bu şekilde katlı halde kesiyorsunuz ki katlandıktan sonra zaten sizin çizgileriniz otomatik olarak ortaya çıksın diye. Omuzumu da kestim. Yine katlı halde hiç katlarımı bozmadan aynı şekilde kesmeye devam ediyorum. Benim yakamda zaten dikiş payım olduğu için tekrar bir dikiş payı vermedim. Size paylı kalıbın üstünden anlattım bunu. Şimdi gördüğünüz gibi romobumuzun üstündeki nervürlerimizi oluşturmuş olduk. Şimdi burada açtığımız zaman görüyorsunuz bütün şekillerimiz ortaya çıkmış. Şimdi burada eğer ki bir makinacı ile beraber çalışıyorsanız makinacınızın sizden istediği şu olacak. Atmanız gereken çıt yerlerini söyleyeceğim. Biz şimdi diyelim ki bunu bir ustaya verdik. Usta bunu dikecek. Usta bütün çizgileri tam anlamıyla net olarak çizemeyeceği için o yüzden bizden şu çizgileri ister. Yani burada makinenizin geçeceği noktaların çıtlarını ister. O yüzden sizin atacağınız yerlerin çıtları buradaki makine geçiş noktasındaki ilk çıt ve şuradaki çıt. Yani katlanma yerini bir daha almanıza gerek yok. Çünkü
Ustanız bunu yaparken şu şekilde ikiye katlayacak ve makinasını bu noktadan geçecek. Bağladıktan sonra zaten yatırımı olarak yapacağı yer bu kısım olacak. Bizim için önemli olan şuradaki miktarı belli etmek. O yüzden benim atacağım yerlerin çıtları katlamaların tam anlamıyla makine geçiş yerlerindeki çıtları. O yüzden üste ve alta şu kısımlara iki tane çıt atıyoruz ki bu noktalar birbirine bağlanacak demektir ki kayma olmasın diye. Şimdi ikinci yerimizde bak hemen tutuyoruz. Yine makine geçiş noktam bu noktam ve bu noktam. Yattığımız yerlere tekrar çıt atmıyoruz. Üste de yine bu şekilde ve en son yine bağlama yapacağım yer bu kısım ve bu kısım. Yine üstte de aynı şekilde benim tam başlangıç noktamda buraya çıt atmaya gerek yok. Zaten tam köşe noktam. O yüzden sadece buradaki kısmı atıyorum. Eğer ki tam omuzun başına denk geldiyse. Ben şimdi çizgileri rastgele çizdiğim için bu noktaya çok fazla denk getirmemeye çalışın. Hani ayarlamalarınızı yaparken seri yaparken de daha kolay olur bu. Birazcık daha yan tarafa doğru geçirebilirsiniz. Bizim maksadımız burada sadece yerleri tayin edip içindeki nervür değerlerini vermekti. Şimdi görüntü olarak da görüyorsunuz makinelerin dikildiğini farz edin. Buralardan benim makinelerim geçti. Bu kısımdan geçti ve bu kısımdan geçti. Bittiği zaman kalıbınız şu şekilde bir kalıp olarak ortaya çıkacak arkadaşlar. Elde nervür yapımlarını da bu şekilde evde hani kendi dikimlerini yapan arkadaşlar bu şekilde açmalarını yapıp istediğiniz yere istediğiniz kup şekilleriyle açmalarını bu şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi değerlerini istediğiniz kadar azaltıp istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Sayılarını istediğiniz gibi artırabilirsiniz. Sadece yaparken dediğim gibi katlama noktalarındaki çıt yerlerinde hani sizin de yerlerinizi şaşırmamanız için atacağınız yerlerdeki çıt yerleri çok önemli. O yüzden onları da dediğim gibi tam anlamıyla makinenin geçiş noktalarına atmaya çalışın. Bu diken ustanız için de kolay olur. Şimdi ok yönlerinde istiyorsanız hani ustanıza kolaylık olsun diye normalde ok yönlerinin geçiş yönlerini bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Yani benim nervürüm yapıldıktan sonra bu şekilde yatacak. Nervürüm yapıldıktan sonra bu şekilde yatacak. Bir ok yönü koymanız zaten onlar için yeterli olacaktır. Bugünkü çalışmamız bu kadar arkadaşlar. Nervür yapımını da anlatmış oldum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Thank you.